Her soruya samimi olarak cevap. Ülkenin büyük sorunları var ve çözülmesi lazım. Esnaf kardeşlerim var iki taraftan. Esnaf kardeşlerimin de dikkatle dinlenmesini isterim. Esnaf kazanmazsa orta direk çöker. Esnafın kazanması lazım. Esnafın ve çiftçinin bankalara olan borcunu, esnaf kefalet veya tarım kredi kooperatiflerinden olan borçlarından faizlerini sileceğiz. Arkadaşlarımın bilmesini sileceğiz. Böyle faizi indirdik falan filan değil. Resmen faizi sileceğiz. Sıfır faiz ana paraya ödeteceğiz. Herkesin bilmesini sileceğiz. İki, memleketin durumu iyi değil. Memleketin durumu iyi değil. Büyük sıkıntılar var. İşsizlerimiz var. Derin bir yoksulluk yaşayan aileler var. Çocuğunun karnını doyuramayan anneler var. Üniversiteyi bitiren ama iş bulamayan, yıllardır iş arayan gençlerimiz var. KPSS sınavına girip başarılı olduğu halde, Türkiye'de dereceye girdiği halde sözlüde torpille elenenler var. Türkiye İstatistik Kurumu doğru bilgiler vermiyor, doğru bilgiler vermediği için, yani enflasyonu doğru göstermediği için emeklinin maaşı, işçinin maaşı, memurun maaşı düşük ödeniyor. Bütün bunların tamamının değişmesi lazım. Türkiye'ye huzurun ve bereketin gelmesi lazım. Bunun sözünü veriyorum. Hiç kimsenin, herkesin kimliği benim başımın üstüne. Herkesin inancı benim başımın üstüne. Herkesin yaşamı benim başımın üstüne. Toplumu kutuplaştırmadan, toplumu kavga eden hale getirmeden, tam tersine kendi içinde barışıp, kendi içinde çalışan, kendi içinde üreten, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan herkesin ama herkesin yanında olacağım. Herkesi destekleyeceğim. Osmaniyeliler bilsinler. Ben beşli çetelerin adamı değilim. Ben uyuşturucu baronların adamı değilim. Uyuşturucu baronlarına hangi imkanların sağlandığını biliyorum. İçenleri yakalıyorlar. Onların kimlerle fotoğraf çektirdiklerini biliyorum. Gencecik çocuklarımızı, evlatlarımızı zehirlediklerini de biliyorum. Ama imkan verin, tek teker birisinin burnundan fitil fitil getirin. Beşli çetelerde havadan para kazanma dönemi bitireyim. Kim aldığının teriyle kazanıyorsa, emek harcıyorsa o kazanacak. Çiftçi kazanacak, esnaf kazanacak, sanayici kazanacak, işçi kazanacak, emekli doğum normal, doğru aylığını alacak. Her şeyi yapacağız, sağlayacağız. Ayrıca bu memlekette kutuplaşma olmayacak, kavga olmayacak. Herkes ama herkes huzur içinde, barış içinde yaşayacak. Neredeyse sokakta yan yana geçen iki vatandaş birbirine selam veremez hale geldi. Buradan başlayarak, dedim ki buradan başlayarak bu mesajı bütün Türkiye'ye, bütün tanıdıklarınıza götürün. Birileri Osmaniye'nin milliyetçiliğini de biliyorum. Milliyetçi güçlü bir damar olduğunu da biliyorum. Ama Osmaniyeliler bilsinler, gerçek milliyetçi arıyorsanız tank bana Katar'a sattılar. O tank palet fabrikasını alacağım. Şanlıurfa'mıza tekrar teslim edeceğim. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi ordumuz, askerimiz talimat verdiler. Kendi toprağımızdan bayrağımızı indirdiler. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Söz veriyorum. Bir hafta içinde o bayrak toprağa gidecek. Bizim toprağımıza gidecek Süleyman Şah Türbesi'ne.
aynı yere gideceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Gerçek milliyetçiler vatanına ve bayrağına sahip çıkan milliyetçilerdir. Gerçek milliyetçiler vatanı için kanını feda eden, canını feda eden kişilerdir. Gerçek milliyetçiler Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmazlar. Orada direnirler, gerekirse şehit olurlar. Sevgili İsmailiyeler, size gelip şunu söyleyebilirler. Efendim CHP var ya CHP, ne yaptı? Suriye tezkeresine hayır dedi. Evet, ben de hayır dedim. Niye hayır dedim? Hangi gerekçeyle hayır dedim? Şimdi ben buradaki bütün kalabalığa sesleniyorum. Yabancı bir askerin, yabancı bir devletin askerinin bu topraklara gelmesini ve burada gezmesini isteyen varsa elini kaldırsın. Hayır! Siz hayır diyorsunuz, ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayır dedim. Hiçbir yabancı toprağın, yabancı askerin başkanını bu topraklara değmesini istemiyorum. Gelen, size gelip de CHP'yi kötüleyenlere söyleyin. O Suriye tezkeresindeki yabancı askerler hangi askerler? Hangi devletin askerlerini siz buraya çağıracaktınız? Terörle mücadele edecektiniz. Terörle mücadele edecekse bu ülkenin polisi var, bu ülkenin askeri var. 30-35 yıldır mücadele ediyor ve şehit oldu. Hangi yabancı askeri getirdiniz? Unutmayın, unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okuldan birisi de milliyetçiliktir. Biz vatan ve bayrak için eğer can vermek gerekirse canımızı, gözümüzü kırpmadan veririz. Bunu bilmemiz lazım. Ayrıca biz egemen güçlerden talimat almayız. 3-5 kuruş için, 3-5 kuruş için İstanbul'da konsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı'nın dosyasını, mahkeme dosyasını Suudi Arabistan'dan para gelecek diye bu memleketin itibarını iki paralık etmeyiz. Onlar kim? Milliyetçilik kim? Onlar kim? Arzu ediyorlarsa, arzu ediyorlarsa, güçleri varsa, yürekleri varsa Kılıçdaroğlu tek başına istiyorsa kim? Televizyonda karşıma çıkar. Yürekleri var çıksın. Meydan okumaktı. Meydana Osmaniye'den okuyorum meydanı. Oyunuzu verip Türkiye'yi aydınlatacağız. Oyunuzu verip Türkiye'yi en güçlü ülkesi yapacağız.
ben teşekkür ederim. Gençlerime bir şey söyleyeyim. Gençlerime bir şey söyleyeyim. Sevgili gençler, sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. O hayallerin tamamını gerçekleştireceğiz. Geleceğinizi, umudunuzu yurt dışında değil, bu topraklarda size vereceğiz. Başkanım, teşekkür ederim.